Evet sevgili izleyiciler, çağımızın hastalığı obezite ama obezitenin en son hali morbid obeziteden nasıl kurtulabiliriz? Tedavi yöntemleri nelerdir? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ali Yerdel ile paylaşıyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz sağlık@tgrthaber.com.tr adreslerinden ya da Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz Mehmet Bey, nasılsınız? Sağ olun, merhabalar. Merhabalar. Gerçekten çağımızın çok önemli bir hastalığı. Evet. Sadece şöyle bir 10 yıl, 20 yıl öncesine baktığımızda kilo böyle görsel bir problem gibi algılanıyordu ama bugün artık öyle olmadığını hepimiz biliyoruz değil Aynen mi? Öyle. Nedir bu sınırlar, obezite, morbid obezite nedir? Şimdi önce tabii morbid obezitenin bir tanımını yapmak lazım. Bir de neden çağımızın hastalığı, ona çok kısaca değineyim. Bir kere sıklığı çok artan bir problem. Birçok konuda olduğu gibi tıpla ilgili gene maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nden örnekler vermek gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de çok daha çok sağlıklı istatistikler yok. Amerika'da nüfusun neredeyse %35'i obez ve %6'sı 7'si bizim morbid obez dediğimiz durumda. Yani dünyadaki sıklığı çok artmış durumda ve önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigarayı bırakmak birinci sırada, ikinci sırada da obezitenin önlenmesi hakikaten ölüm sıklığını bile azaltabilecek düzeyde. Yani ölümcül bir hastalık açıkçası morbid obezite. Mesela ben şu anda hafif kiloluyum. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın belli tanımlamaları var. Biraz nedir o tanımlamalar? Stüdyo dışında sizin zayıfa yakın olduğunuzu, benim kilolu olduğumu gördük. Şimdi o tanımlama şöyle. İzleyicilerimiz önce boylarını bir kenara kaydetsinler. Metre cinsinden. Yani 1 metre 80 santim boyundaki bir insan 1.8 yazsın. 1.62 boyundaki bir insan 1.62 yazsın. Sonra bu rakamı kendisiyle çarpsın. Yani aynı. Boyunun metre cinsinden karesini alsın, onu bir kenara kaydetsin. Ondan sonra da kilosunu bu çıkan rakama, yani kilo bölü boyun karesi. Bu durumda ortaya çıkan rakam bize vücut kitle indeksimizi veriyor. Amerikalılar buna body çıkan mass index rakama, diyor. Yani mesela şöyle örnek vereyim. Mesela 100 kilo bir insandan bahsedelim. Evet. Boyu da 2 metre olsun. Hı hı. 100 bölü 2'nin karesi. 100 yani bölü 2 çarpı 2. 2. Mesela 1.65 boyunda 80 kilo bir hanımefendiden bahsediyorsak 80 bölü 1.65 çarpı 1.65. 65 yaparak aslında oradaki çıkan rakamla vücut kitle indeksini bulacak. Evet, bu rakam mesela 2 metre boyunda 100 kilo olan bir insanda 100 bölü 2'nin karesi 100 bölü 4 25 çıkar. Bu normal demektir. Buradan neyi anlıyoruz? Bir insanın salt kilosuna bakarak 100 kilo, 110 kilo olması onun şişman olduğu anlamına gelmiyor. Boyu da bu denkleme koymak lazım ki gerçekten şişmanlığı kategorize edebilelim. Dünya Sağlık Teşkilatı bu hesaba göre şişmanlık sınıflara ayırmış durumda. 20-25 arası normal. Çıkan sonuç 20 ile 25 arasındaysa normal sınırlardasınız. Kesinlikle. 25-30 arası kilolu. Mesela siz 20-25 aralığındasınız. Ben 25-30 aralığındayım. 30'un üstü obezite demek. Obezite. 30... Yani orada bir artık sağlık sorunu başlıyor demek. Kısmen başlıyor ama henüz diyetle, egzersizle, sağlıklı psikolojik destekle çözülebilen bir şişmanlık. 30'lar sınırındaki şişmanlık. Ama vücut kitle indeksimiz 35'in üstüne çıktığı zaman, o zaman artık ileri ve bir takım hastalıklara kapı açan bir şişmanlık miktarından bahsediyoruz. 40'ın üstü ise Dünya Sağlık Teşkilatı tanımlamalarına göre morbid obezite demek. Bu artık hastalıklı şişmanlık grubu bu insanlar. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sıklığı bu morbid obezitenin, yani vücut kitle indeksi 40'ın üstünde olan insanların toplumdaki sıklığı %6'lara ulaşmış durumda. 2050 yılındaki projeksiyonu şimdiden tahmin edersek %10-15 Amerikan popülasyonunun morbid obez olacağını biliyoruz. Morbid obez düzeyinde şişman olmak hayati bir problem. Ve niye, ne oluyor da hayati bir problem? Evet, ne gibi tehlikelere yol açıyor? Şişmanlıkça şimdi, hastalıklar bir kere da mı geliyor? Şişmanlık, yani bu derece şişmanlık, morbid obezite düzeyinde şişmanlık, çok kaba anlatımla şöyle söylenebilir. Bizim vücudumuzda belli miktarda yağ hücresi var. Diyelim ki 5 milyar tane. Zayıfladığımız zaman bu hücrelerin sayısı azalmıyor. Sadece bu hücrelerin içleri boşalıyor. Evet. Potansiyel olarak her zaman fazla kalori alındığında bunlar gene şişebiliyor. Ve bu yağ hücreleri az ya da çok hemen hemen bütün dokularda, bütün organlarımızda mevcut. Morbid obez düzeyinde şişman olup da bu hücreler yoğun bir şekilde patlarcasına şiştikleri zaman bulundukları her organda adeta iltihap
intihabi bir reaksiyon gibi tanımlayabileceğim sistemik bir hastalık oluşturuyor. Buna tıpta metabolik sendrom deniyor. Yani morbid obezite düzeyinde vücut kitle indeksiniz 40'ın üstünde gibi bir şişmanlık sahibi olduğunuzda bir yandan karaciğeriniz yağlanıyor, ta siroza varabilen karaciğer hastalıkları oluşabiliyor. Öte yandan kandaki yağ profiliniz değişiyor, tehlikeli kolesterol yükselebiliyor. Damar sertliği derhal tetiklenmiş oluyor çünkü hem hipertansiyon oluşuyor bu insanlarda genç yaşta, daha da önemlisi tip 2 şeker hastalığı morbid obezlerin bir aşamada yakalarını bırakmamaya ve giderek ilerlemeye başlıyor. Zamanımızda 2014 yılı itibariyle dünyadaki birinci ölüm nedeni hala damar sertliği. Ve damar sertliği gelişimi riski açısından morbid obezite en önemli risk faktörlerinden biri. Çünkü hem kan kolesterollerini bozuyor, hem tip 2 şeker hastalığına yol açıyor, hem de hipertansiyona yol açıyor. Bir de gene morbid obezite kolon kanseri, meme kanseri, pankreas kanseri, mesane kanseri gibi 5-10 adet değişik organ sistemine ait kanser açısından da kanıtlanmış bir risk faktörü. Şu anda da ekranda zaten bir şemayı görüyoruz, evet, değil mi? Evet. Ayrıca gene morbid obezite akciğer kapasitesini hatırı sayılır şekilde düşürerek tıpta Pickwick'in sindrom denen ve o kişilerin yani sizin de bildiğiniz gibi salt taşıdıkları yük nedeniyle değil, morbid obezler şuradan şuraya gittiklerinde nefes nefese kalırlar. Bunun nedeni hem taşıdıkları yükün fazla olması hem de akciğer kapasitelerin çok düşmesi. Akciğerleri bozuyor, karaciğerleri bozuyor, damar sertliği yapıyor, erken ölümlere yol açıyor. Ayrıca uyku apnesine yol açıyor ki uyku apnesi de özellikle ileri evrede ise ani ölümlerle sonuçlanabilen, o kişilerin ömür boyu sabah uyandıklarında sağlıksız olmalarını, sürekli gün içinde uyumalarını beraberinde getiren, kalpte ritim bozukluklarına yol açan bir durum. Gene bunun ötesinde bu morbid obezite durumu ciddi, özellikle diz ve ayak bilekleri başta olmak üzere ciddi eklem hasarlarına yol açıyor. Bu insanlarda çok erken yaşta protez gereksinimleri ortaya çıkabiliyor. Gene morbid obezitenin etkilemediği bir organ sistemi yok. Yani dolayısıyla kesinlikle bir estetik problemden, salt estetik problemden bahsetmiyoruz. Tabii ki bu insanlarda estetik açıdan da çok ciddi sıkıntılar oluyor. Kendilerine özgüveni azalıyor. Bırakın özgüveni azalmayı, bu insanlar kendi kişisel temizliklerini yapamaz hale geliyorlar. Belki kalkamıyorlar yataklarından. Yataklarından kalkamayacak düzeyde obezler de var ama vücut kitle indeksi 40 olan insanları her gün aramızda görüyoruz. Onlar o sizin düşündüğünüz hani artık böyle 300 kilo olmuş yatan, onlar da morbid obez ama onlar artık cerrahi şansını bile yitirmiş, artık geri dönüşü olmayan insanlar. Ama vücut kütle indeksi 40, 45, 50, 55, 60, 65 gibi durumlarda yani 150 kilo, 160 kilo, 200 kilo, 220 kilo insanları morbid obezite cerrahisiyle hayata döndürmek mümkün. Evet. Çünkü diyet maalesef bu insanlarda hemen hemen uzun dönemde %1 gibi neredeyse etkisiz. Yani sıfır etkili diyemem. Çünkü, ama %1 gibi az bir etkiye sahip. Aynen, çünkü bu da benim fikrim, kanaatim değil zaten. İsveç'te yapılmış çok önemli bir 20 yıllık çalışma var. Onlarca Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani daha çok batıdan geliyor bu çalışmalar. Yapılmış çalışmalar göstermiş ki morbid obezite düzeyinde şişman olunduğunda maalesef en etkin diyetlerin kalıcı olarak başarılı olma ihtimali %2'lerin altında. Pratikte bunu dile getirirsek neredeyse imkansız. Evet. Ama bir morbid obezle biz merkezimizde karşı karşıya geldiğimizde, bize tedavi için başvurduğunda eğer önceden hiçbir diyet uygulaması yapmamışsa paldır küldür ameliyat tabii ki önermiyoruz. Orada bizim cerrahi kibirimize yenik düşmememiz gerekiyor. Çünkü madem %1-2 diyet etkili olabiliyor, mutlaka uygulatıyor musunuz? Hiç diyet yapmamış bir hastayla karşı karşıyaysak, onun da dünya genelinde konulmuş olan kuralı şu: en az 2 kere diyet yapmış olacak ve bu diyetleri 6'şar ay sürdürmüş olacak. Ama en az 2 diyet girişimi 6 ay uzun süreli diyet girişimi sonucunda 10 kilo verdi, 30 kilo verdi ama gerisin geriye 12 kilo aldı, 32 kilo aldıysa, ki buna tıpta yo-yo sendromu deniyor. Eğer öyle bir durum varsa artık 3. 4. diyetlere bu insanlarda hiç gerek yok. Daha çok sağlığı bozuluyor aslında, değil mi? Evet, evet, ama bizim yani direkt olarak bir morbid obezle karşı karşıyaysak ve hiç diyet yapmamışsa hemen ameliyat önermek etik değil, ahlaklı değil bizim adımıza. Çünkü hangi hastanın %1'lik, %2'lik gruba gireceğini önceden öngöremeyeceğimiz için o konuda dürüst olmamız gerekiyor. Ama maalesef
maalesef şunu söyleyebilirim seyircilere. Yani morbid obezlerse, iki kere diyet yapmışlarsa, ikisinde de kilo verdiler ama gerisin geriye kilo almışlarsa artık ondan sonra denemelerine gerek yok. Diyetleri vakit kaybı, hı hı, ve obezite ile ilgili bir sürü tehlikeli durumu sırtlarında taşıdıkları için genel sağlık durumları giderek bozulacağından ne kadar geç ameliyat olurlarsa o kadar zor ameliyat olabiliyor bazıları. Peki biz aslında bugün tedavi yönteminden bahsediyoruz. Evet. Hani durum gerçekten çizdiğiniz tablo, evet, hiç iç açıcı değil. Evet. Sadece morbid obezler için değil, bugün günümüzde hepimiz diyet yapmışızdır. Kesinlikle. Yapmaktayızdır ama bizde de diyetler pazartesi başlıyor, çarşamba bitiyor. Evet. Çünkü listelere bağlı yaşayabilme gerçekten çok uzun bir süreç. Evet. Ve dediğiniz gibi de tüm kilolu insanların en büyük şikayeti de budur. Kilo verdim ama sonra bunu iki katı olarak geri, evet, aldım. Bu bir kısır döngü. Bu demek bir kısır ki burada döngü. Bir psikoloji de işin içine giriyor. Kesinlikle. Başka şeyler de var. Evet. Cerrahi yöntemden bahsediyorsunuz. Evet. Bu bahsettiğimiz cerrahi yöntem her hasta için uygun mu? Nasıl, evet, bir yöntem? Şimdi şöyle, morbid obezite cerrahisi aslında 40-50 yıllık bir, hı-hı, konu, yeni bir konu değil. Fakat benim de çok özel ilgi alanımda olan laparoskopik cerrahinin, yani karında kesi yapmadan, hı hı, milimetrik deliklerden ameliyat yapma teknolojisinin bizim hayatımıza entegre olduğu 1980'li yılların sonundan bugüne morbid obezite cerrahisinde de çok önemli bir çığır açıldı. Hı hı. Çünkü şimdi artık batın içi ameliyatlar, kolon ameliyatları, safra kesesi, reflü ameliyatı, dalak çıkarılması, adrenal bezin çıkarılması, onlarca değişik ameliyat tamamen laparoskopik yapılmakta. Morbid obezite cerrahisi de, hı hı, ki buna tıpta, yani şişmanlığı gidermek için yapılan ameliyatların tamamına tıpta bariyatrik cerrahi deniyor. Hı hı. Bunu vurgulamak istiyorum, öğrensin istiyorum bizim toplumumuzda. Çünkü güzel bir Yunan kökenli bir kelime, baros, ağırlıktan geliyor ama bariyatrik cerrahi dünya genelinde kabul edilmiş bir tanımlama. Şimdi bu yöntemlerin, yani laparoskopik olarak yapılabildiği için bu ameliyatlar avantajı var değil mi? Laparoskopik korkunç önemli avantajı şu: derhal hastalar aynı gün ayağa kalkıyorlar, ertesi, hı hı, gün sokak koridorda yürüyor oluyorlar, 2 ya da 3 gün sonra taburcu oluyorlar, aşağı yukarı ameliyattan 6-7 gün sonra da iş ve güçlerinin başına dönebiliyorlar morbid obezite ameliyatı olmuş olarak. Hı hı. Dolayısıyla laparoskopik teknolojinin hızla yaygınlaşmasından bu yana şişmanlık giderici ameliyatlar da aynı oran da yaygınlaştı. Öylesine yaygınlaştı ki, çünkü ciddi bir sağlık problemi olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nde genel cerrahların safra kesesi ameliyatlarından sonra yaptıkları en sık ikinci ameliyat oldu. Safra kesesi ameliyatından sonra yapılan, evet evet, yılda neredeyse birkaç yüz bin tane bariyatrik ameliyat yapılmakta Amerika'da. Yani en sık yapılan ameliyatlar hakikaten bunlar. Bir arkadaşım var New York'ta, dünyanın en önemli bariyatrik cerrahlarından biri. Her ay 30-40 tane vaka yapmakta. Özel bir merkezde çalışmakta. Şunu vurgulamak istiyorum öncelikle: estetik cerrahiyle, insanların salt güzel olmasıyla ilgili olan bir cerrahiden kesinlikle bahsetmiyoruz. Hı hı. Bariyatrik cerrahi sayesinde bu insanların özgüvenleri artıyor, güzelleşiyorlar falan filan ama bu onlar insanlar 15 yıl daha fazla yaşıyorlar. Sağlıklarına dolayısıyla kavuşuyorlar aslında. Kesinlikle karaciğer naklindeki gibi, hı hı, yaşamı uzattığı %100 olarak kanıtlanmış. Bu konuda sayısız kanıtın, %100 doğru kanıtın bulunduğu bir disiplinden bahsediyoruz. Nasıl yapıyorsunuz ameliyatı? Yani hani şimdi efendim, birçok çünkü, evet, yöntem duyuyoruz değil mi? İşte aynen. Mide balonları, çok mide güzel kelepçeleri, evet, evet, hep farklı yöntemlerden bahsediliyor. Çok haklısınız. Şimdi bir kere mide balonuna çok kısa değineyim. Hak etmediği fazla bir önemi vermek istemiyorum ona. O bir cerrahi yöntem değil. Değil. Endoskopik, aynen, olarak mideye şişirebilen bir balon takılması demek. Morbid obezite cerrahisiyle uzaktan yakından alakası yok. Çünkü hem etkisi geçici hem de etkisi sınırlı. Hı hı. Fakat morbid obezite ameliyatına, bariyatrik cerrahiye hazırladığımız 230 kiloluk bir insanda ameliyattan evvel kısmen bir 10-15 kilo verdirelim de ameliyatı daha rahat olsun diye, hı hı, geçici amaçla kullanılabilen, cerrahi olmayan bir yöntem. Bizim halkımızın morbid obezite cerrahisiyle tanışması dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi kelepçe ameliyatlarıyla oldu. Evet, mideye kelepçe konulmuş. O mide girişine bir bant takılmasını içeren bir yöntemdi. O da zamanın, tıpta çünkü her şeyin bir zamanın testine tabi tutulması da gerekiyor. O yöntem için FDA onayı ya da izin yeterli değil onun uzun dönem başarısını kanıtlama açısından. Kelepçe yöntemi de zamanın testine tabi tutulup 10 yılı aşkın süredir kullanıldıktan sonra bu kelepçelerin neredeyse %50'sinin geri çıkarılmak zorunda kalındığı, hı hı, ve dolayısıyla etkisinin kalıcı olmadığı ve bir takım da hayati komplikasyonların olduğu da anlaşıldığı için neredeyse terk edildi. Hı hı. Henüz yasaklanmadı
Fakat biz mesela kendi merkezimizde artık hiç kullanmıyoruz. Zamanımızda iki tür ameliyat yapılmakta aşırı şişmanlığı gidermek için. Bir tanesi tüp mide ameliyatı, ikincisi de mide bypass'ı, daha doğrusu bypass ameliyatları. Bypass ameliyatları çok daha nadiren yapmakla birlikte halen geçerliliğini koruyan, özellikle tip 2 şekerin çok ön planda olduğu, 10 yıldır tip 2 şeker olup da 4 yıldır insülin kullanmaya başlamış ve aşırı kilolu süper obezlerde duodenal switch ve gastric bypass dediğimiz iki yöntem hala geçerliliğini koruyan yöntemler. Ama gerek Amerika'da, gerek Avrupa'da, gerek bizim merkezimiz ve Türkiye'deki diğer arkadaşlarımızda en sık yaptıkları ameliyat şu anda zamanında tüp mide ameliyatı. Tüp mide. Buna sleeve gastrectomy deniyor. Nedir tüp mide şurada, ameliyatı? Şu anda görselini görüyoruz. Bir daha baştan gösterirlerse görüntü üstünden de izleyebilirim. Midenin %85-90'lık bölümünün laparoskopik olarak karın ön duvarında kesi yapmaksızın milimetrik deliklerden içeri girip çalışarak %90'lık bir kısmının kesilip ayrılıp atıldığı bir ameliyat ve midenin kocaman depo organı olan midenin adeta uzun ince bir tüpe çevrildiği bir ameliyat. Yani siz midenin büyük bir kısmını %90'ını alıyorsunuz ameliyatına. Alıp atıyoruz. Evet, hastaya ek bir şey takılmıyor, bir bant takılmıyor. Evet. Bu ameliyat nasıl etkili oluyor? İnsanoğlu doyduğunu midenin gerginleşmesiyle anlar. Sadece bu mudur? Midemiz gerginleşince doyduk. İki tane faktör var. Bir, grelin denen bir hormonun kan seviyesindeki değişmeler bizim iştahımızı etkiler. Bir de midenin gerginleşmesi iştahımızı azaltır. Tüp mide ameliyatı midenin volümünü, kapasitesini hatırı sayılır oranda neredeyse %80 oranında azalttığı için ufacık bir lokma yediğimiz zaman o tüp gerginleştiği anda doyma hissi oluşuyor. Bir kere kişi önceden bir tabak, iki tabak yemek yiyebilirken dörtte bir tabakla derhal doyuyor. Bir de bu ameliyatta midenin fundus dediğimiz ve açlığı trigger eden, açlığı tetikleyen hormon grelin fundus çıktığı için, kan seviyesi düştüğü için açlığı algılamamız değişiyor. Ve salt erken doymakla kalmıyoruz. Gün içinde de iştahımız azaldığı için az gıda talebimiz yani oluyor. Yani sadece mideyi küçültmüyorsunuz. Bizim açlığımızı tetikleyen hormonun olduğu bölgede ister çıkartılıp... İster istemez onu da çıkartmış oluyoruz. Bu, böylelikle iştah da kontrol altına alınmış oluyor. Kesinlikle bu mucizevi bir etki. Kelepçe ameliyatında hiç olmayan bir etki. Çünkü bu insanlar sadece yiyemeyip aşererek sürekli hala iradelerinin esiri olarak kilo vermiyorlar. Hakikaten çok az yemekle tatmin oluyorlar. Gerçek gurmelere dönüşüyorlar. O yüzden yedikleri şu kadarcık porsiyonların bile hayati önemi oluyor. O yüzden bu ameliyatı olunduktan sonra belli bir merkezin diyetisyen desteğiyle, psikolog desteğiyle bunlara en az 1-2 sene bir destek vermesi gerekiyor. Netice itibariyle şunu söyleyeyim, yani tüp mide ameliyatı neticede gıda alımını kısıtlayarak ve bir de iştahı azaltarak etki ediyor. Peki yan etkileri var mı? Olmaz olur mu? Tabii ki. Şimdi ölümcül bir hastalıktan bahsediyoruz morbid obeziteden bahsederken. Yaşamın neredeyse %30-40 oranında kısaltan bir hastalıktan bahsediyoruz. Önerilen girişimler de yaşam kurtarıcı girişimler. Çok kabaca söylerse var riskleri ama zannedildiği kadar değil. Önce iyi haberi söyleyelim. Yani morbid obez olduğumuz kadar risk taşımıyoruz aslında. Kesinlikle. Zaten o yüzden tıpta herhangi bir insana herhangi bir müdahaleyi önerirken o müdahalenin beklenen faydaları bir terazinin bir kefesine konur, riskleri de öbür kefesine konur. Bu koroner bypass içinde geçerlidir. Kalça protezi de içinde, bariyatrik cerrahi içinde geçerli. Dolayısıyla bu ameliyatlar, söyleyeyim hemen, ölüm oranı bu ameliyatlarda binde bir civarı. Mesela bir koroner bypass'ta ölüm oranı %2 civarı. Bir kalça protezi ameliyatında ölüm oranı %4 civarı. Dolayısıyla bu ameliyatların yani bizim ölçebileceğimiz en kötü şeyden bahsediyorum. Ölüm ihtimali binde bir. Halbuki morbid obezitenin o insanların koroner damarlarında işte yaptığı hasar, yani bütün hasarları bir araya topladığımızda morbid obezitenin riski çok daha fazla. Ne gibi yan etkileri olabiliyor bu ameliyatların? Bir de %1 oranında, %1 oranında kanama ve kaçak gibi bir takım ufak tefek komplikasyonlar olabiliyor. Ufak tefek demeyeyim ama olabiliyor %1 ihtimalle. Fakat bunların her biri tedavi edilebiliyor. Dolayısıyla yani riskleri falan beklenen yararla kıyaslandığında korkunç yararlı ameliyatlar. Evet. Peki ne kadar zamanda kilo veriyorlar? Şu anda bir hastalığınız herhalde değil mi? Öncesi ve sonrası. Benim yıllar içinde arkadaşım da olan bir hekim arkadaşım kendisi... Ne kadar zamanda verdi kiloyu? Şimdi şöyle, bu tüp mide ameliyatı olmuştu. Behiç aşağı yukarı 140 kilo civarındaydı. Şimdi neredeyse manken gibi oldu. O birazcık da ameliyat sonrası bakımını fazlasıyla ciddiye alıp çok ciddi, günde 20-30 kilometre falan bisiklete biniyor şu anda. Aşağı yukarı kilo kaybı
derhal başlıyor ameliyattan sonra. İlk 2-3 ay çok hızla devam ediyor. Sonra giderek aylık kilo kaybı azalıyor. Yaklaşık bir sene sonra bir platoya ulaşır gibi oluyor. 1,5 sene sonra da kilo kaybı duruyor. Şu soruyu soran hastalarımız oluyor. Yani ben kilo kaybedeceğim, edeceğim, sonunda eriyip yok mu olacağım? Öyle değil. 1,5 sene sonra kilo kaybı duruyor. Hatta tam tersine bu ameliyatlardan 5-6 yıl sonra hastaların %20'sinde geri kilo almaya bir yatkınlık başlayabiliyor. Ve bu zaten bizim uzun dönemde hep mücadele etmemiz gereken bir konu. Dolayısıyla morbid obezite cerrahisi ya da bu işe soyunmuş olanlar, ben bariyatrik cerrahım diyenlerin işin ameliyat olarak bitmediğini ilk başta hastalara söylemeleri gerekiyor. Biz hastalara kendilerinin iradeleriyle ve toksik çevre koşullarında, kalorili diyetlerin her tarafta olduğu bugünün koşullarında kendi başlarına beceremedikleri açamadıkları bir kapıyı açan altın bir anahtar veriyor gibiyiz. Ama kişiye de herhalde işler kişiye düşüyor, değil mi? Kişiye korkunç önemli işler düşüyor. Ondan sonra hem kilo kaybının devam etmesi, hem bu esnada belli egzersiz programlarıyla kilo kaybının desteklenmesi artı psikolojik destek gibi bir merkez şeklinde bunu evet, çalışmak gerekiyor. Yani sadece gerekiyor. Ameliyatı yaptık değil. O hastayla ilişkinizi kesmiyorsunuz anladığım mümkün kadarıyla. Mümkün değil, kesmemiz mümkün zaten değil. Zaten psikolojileri de bu anlamda etkilenmiş kişilerdir diye düşünüyorum. Evet, hem sağlıklı mücadele ediyorlar, hem görsel olarak bir mücadeleleri var. Ama hem sağlıklı ve kaliteli yaşayamıyorlar. Kesinlikle. Mesela Behiç örneğinden konuşursak, Behiç hem tansiyon hapları almaktaydı, hem tip 2 diyabeti başlamıştı, hem uyku apnesi vardı. Atıyorum işte 7-8 tane ilacı ilaç alan, bırakın bisiklete binmeyi, günlük aktiviteleri sınırlanmak üzere olan bir durumdaydı. Şimdi bütün ilaçlardan kurtulduğu gibi yani bütün bambaşka bir insan oldu. Yani bu ameliyatı olan insanların da bu konuya gereken önemi ve saygıyı göstermeleri gerekiyor. Bizim ömür boyu onlara destek olmamız gerekiyor. Bir ekip işi. Yani şunu söyleyebilirim, ben bir dönem karaciğer nakliyle uğraştım aşağı yukarı 10 yıl. O da hayat kurtarıcı bir işti. Ondan sonra bir dönem laparoskopiyle uğraştım. İleri laparoskopiyle. Fakat bu iş, ki bizim 2006 yılından beri planladığımız, 2 yıldır merkez olarak ortaya koyduğumuz bir proses, o kadar tatmin edici bir iş ki, yani bir insanı ameliyat edip de onun şekerini tedavi edebilmek, hipertansiyonunu düzeltmek, o uyku apnesini ortadan kaldırmak, siroza doğru gitmekte olan karaciğer yağlanmasını önlemek, ayrıca moralini o kadar düzeltmek. Tabii ki. Yani sadece ameliyatı yaptım, çıktım. Müthiş bir şey. Yani manevi açıdan değil, bundan daha karaciğer naklinden daha tatmin edici bir iş oldu. Gerçekten ne kadar zorluklar yaşadınız sizler çok daha iyi biliyorsunuzdur. Gerçekten hani obezite önemli bir sağlık sorunu ama tedavilerinin de olabildiğini kesinlikle. Bir parçada içlerine su serpmiştir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, kısacık bir reklam aramız var. Ardından sağlıklı yaşam devam edecek. Bizden ayrılmayın.